Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana sarması tarifini hazırladım ama bildiğinizin çok dışında sunumu oldukça farklı, lezzeti, kıvamı bildiğimiz lahana sarması. Ayrıca bu defa lahanayı haşlamadan önce derin dondurucuda donduracağız, daha sonra lahanamızı sarmaya başlayacağız. Ben yıllardır bu yöntemle lahanaları sarıyorum ama bilmeyenler için hemen göstermek istiyorum. Öncelikle ihtiyacımız olan 1 adet lahana. Lahanamı eve getirdikten sonra üzerindeki birkaç tane yaprağını aldım, güzelce yıkadım, poşetledim. Hiç haşlamadan direkt derin dondurucuya kaldırdım. Eğer yeni yapacaksanız en az 2 gece derin dondurucuda beklemiş olması gerekiyor veya buzdolabınızın buzlu kısmında da olabilir. Mutlaka tamamen donmuş olması lazım. Eğer saracaksanız da bir gece öncesinden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü ertesi güne kadar anca erimiş oluyor. Bu lahana yaklaşık 3 haftadır derin dondurucudaydı. O arada Türkiye'ye gidip geldim derken anca sarmaya fırsat buldum. Derin dondurucudan çıkardım. Üzerine temiz bir poşet kapatıyorum. Ertesi güne kadar oda sıcaklığında erimiş oluyor. Ben lahanamı bırakıyorum ve ertesi gün çekime kaldığım yerden devam ediyorum. Akşamdan kocaman gibi görünen lahanam biraz daha küçüldü. Çünkü yaprakları tamamen yumuşadı. Aynı suda haşlamışız gibi. Hem daha ince hem de daha yumuşak bir hal aldı. Bakın üzerinden rahatlıkla sıyrılıyor. Özellikle sararken haşlamadan çok daha pratik bir halde sarılıyor. Lahanamızın buzu eriyip güzelce yumuşadığına göre şimdi iç malzememizi hazırlamaya başlayalım. İç malzemesi için 2 su bardağı kadar pirinci yıkadım, suyunu iyice süzdüm. 2 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım ama isterseniz rendeleyebilirsiniz de. 3 diş de sarımsağı rendeleyip pirincin üzerine ilave ediyorum. Baharat olarak 1,5 tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber, biraz karabiber, yaklaşık yarım çay kaşığı kadar kullandım. 1 çay kaşığı kadar pul biber, damak tadınıza göre tuz, 150 veya 200 gram kadar da kıyma ilave ediyorum. İsterseniz kıymasız da yapabilirsiniz veya etli de yapabilirsiniz. Bu tamamen arzunuza kalmış. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. Yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde sıvı yağ. Eğer varsa yarım demet maydanozu küçük küçük doğrayıp üzerine ilave edebilirsiniz. O an evde olmadığı için ben kullanmadım ama son anda aklıma kuru maydanoz geldi. Bu yüzden üzerine 1 yemek kaşığı dolu olacak şekilde kuru maydanozu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. İç malzememi hazırladım. Şimdi artık sarmalarımızı yapmaya başlayalım. Güzelce yumuşamış olan lahanamızın kök kısmından bir bıçak yardımıyla yapraklarını ayırıyoruz. Bakın yaprakların hepsi tül gibi incecik olmuş. Normal şartlarda biz bu lahanayı haşlamak için bayağı bir uğraşırız. Ama bu şekilde olunca hiç haşlamaya gerek yok. Yaprağımızın ortasındaki damarlı kısmı bir bıçak yardımıyla keserek çıkartıyorum. Hazırlamış olduğum iç malzemesinden 1 yemek kaşığı dolu olacak şekilde yaprağın üzerine alıp elimle ince uzun olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu aşamadan sonra lahananın uç kısmından başlayarak normal lahana sarar gibi sarıyorum. Sardığım yaprak oldukça büyüktü, bu yüzden ortadan ikiye bir daha kestim. Bu şekilde hem daha düzgün göründü hem de yaprak kısımları oldukça az oldu. Etrafında çevirerek rulo yaptım. Bu şekilde aynı gül böreğine benzedi. Hemen borcamı alıyorum. Diğerlerini aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Sizler sıkılmayın diye bu kısımları özellikle hızlandırarak göstermek istiyorum. Ayrıca lahana sarmamızı sadece bu şekilde değil, normal düz olarak da yapabilirsiniz. Onun da çok basit bir formülü var. Biraz sonra hemen onu da sizlere göstereceğim. Bu şekilde yaprak sarmak inanılmaz kolay ve çok da eğlenceli. Bence mutlaka bir defa da olsa deneyin. İster tencerede ister fırında pişirebilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli olacaktır. Bu tarif Instagram'da karşıma çıkan tariflerden biriydi. Görür görmez çok hoşuma gitti. Hemen denemek istedim. Şu an paylaşan sayfanın adı maalesef aklımda değil. Ama her kim yaptıysa ellerine sağlık gerçekten. Benim çok hoşuma gittiği için hemen denemek istedim. Hazırladığım iç malzemesi tam olarak büyük bir borcamı dolduracak kadar
Rulo sarmalar çıktı. Tabii lahanamın büyük bir kısmı kaldığı için kalanıyla da yeni bir iç malzemesi hazırladım. Bu defa kıymasız olarak yaptım. Aynı malzeme, aynı ölçü, sadece içinde kıyma yok. Son rulo sarmamı da hazırladım. Borcamı alıyorum. Maşallah şunların güzelliğine bakar mısınız? Ben gerçekten bakmaya doyamadım da kıyamadım da inanılmaz güzel görünüyor. Benim çok hoşuma gitti. Üzerinin sosunu yapmaya başlayalım. Sosu zaten oldukça basit. Sadece 4 su bardağı su, biraz sıvı yağ. Sıvı yağ tamamen göz kararı kullanabilirsiniz. İsterseniz zeytinyağı veya tereyağı da olabilir. Damak tadınıza göre de tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum rulo sarmaların üzerine gezdiriyorum. Her zamanki gibi tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz de bu tarifimi izledikten hemen sonra abone olup zil işaretine basmayı da unutmayın. Bu sayede paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Ben borcamın üzerine bir fırın kağıdı kapatıp önceden ısıttığım 225 derece fırında alt üst ayarda güzelce suyunu çekene kadar pişirmeye bırakıyorum. Bu arada az önce belirttiğim diğer sarma işlemini hemen kısaca gösteriyorum. Bu bildiğimiz klasik lahana sarması şekli, hiçbir fark yok. Sadece pratik, oldukça kolay bir şekilde iç malzemesini yerleştirdikten sonra sarın ve ortadan ikiye kesin. Eğer çok uzunsa daha küçük de kesebilirsiniz. Bütün yapraklar bitene kadar bu şekilde hazırlıyorum. Ve tenceremin altına kalan küçük saplarını falan yerleştirdikten sonra tencereye yerleştiriyorum. Ertesi güne hazır edip pişirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Pişireceğim zaman da üzerine yağını, suyunu ve tuzunu ilave edip pişirmeye bırakıyorum. Normal tencerede pişirdim ben bunları. Videonun sonunda her ikisinin de pişmiş halini göstereceğim. İlk yapmış olduğum rulo lahana sarmalarım çok güzel bir şekilde kızardı. Üzerindeki fırın kağıdını aldıktan sonra fırından çıkartıyorum. Benim fırınımda ortalama 1 saate yakın tamamen suyunu çekti. Çok güzel bir şekilde üzeri hafif kızarmaya başladı. Ve fırından çıkartıp biraz dinlenmesi için bir kenarda bekletiyorum. Güzelce dinlenmiş olan lahana sarmamızı sizin için hemen servis tabağına alıyorum. Çok farklı sunumuyla lahana sarmamız servise hazır. Eminim misafirlerinizin de çok ilgisini çekecek ve hoşuna gidecektir. Fırında pişince kıvamı nasıl oluyor diye merak edenler için hemen küçük bir parça kesiyorum. Bakın oldukça kolay ve yumuşak bir şekilde kesiliyor. Fırında pişmiş olmasına rağmen suyu gayet kıvamında verdiğimiz için çok güzel bir şekilde pişmiş. Böyle kestiğiniz zaman normal sarma boyutuna da geliyor. Eminim birçok arkadaşımız eleştirecektir bu sarmalar için. Bakın bunlar da klasik yöntemle sardığımız, kenar kısımlarını içe doğru kıvırmadığımız lahana sarmalarımız. Bu şekilde klasik yöntemle de yapraklarınızı sarabilirsiniz. Ucunu içeriye kıvırmadığımız halde içindeki pirinçler hiç dışarı çıkmıyor. Yani çok enteresan bir şekilde ama çıkmıyor. Ben bir de yakından size hemen kıvamını göstereyim. Normalde bu kısmı çatalla keserek gösterdim ama eminim bazı arkadaşlarımızın içine sinmeyecektir. Bu yüzden biraz kaba görünse de elimle kıvamını göstermeyi tercih ettim. Bakın lokum gibi bir kıvam var. Biz inanılmaz derecede beğendik. İnşallah sizler de yaptıktan sonra aynı şekilde memnun kalırsınız. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Siz tencerede pişen lahana sarmamızın sunumunu izlerken ben de artık veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.